Biraz geri gelelim. Arkadaşlar geri gelelim biraz. Pardon. Biraz geri gelelim. Thank you.
Yeni bıçak
Hocalarımıza bu güzel dinleti için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, konuşmalarını yapmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Doktor Sayın Ersin Tatar'a Fahri Doktora tevcihine ilişkin Senato kararını okumak üzere Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Kurtuluş Kara Mustafa'yı kürsüye teşriflerine arz ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Valim, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, Garnizon Komutanım, kıymetli protokol, kıymetli misafirler, öğretim elemanları, sevgili öğrenciler ve basınımızın değerli mensupları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Beyefendi'ye üniversitemizce tevdi edilen Fahri Doktora törenine ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Mavi Vatan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rolü konulu konferansımıza hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında tüm davetlerimizi saygıyla selamlıyorum. Üniversitemiz kuruluşu yeni olmasına rağmen yapılan çalışmalar, konulan hedefler, toplum yararına üretilen proje ve işbirlikleri ile her geçen gün büyümekte, mesleki ve teknik yüksek öğretimde ülkemizin önemli yüksek öğretim kurumları arasına girme yolunda ciddi mesafeler kat etmektedir. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere üniversitemizin kuruluş aşamasında büyük emek sarf eden Sayın Milletvekilimiz, Sayın Bakanımız Mustafa Elitaş Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Bunun dışında Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bize vermiş olduğu tüm destekler ve her gün iyiye daha iyi yakalama aşamasındaki bizimle birlikte yol kat etmelerinden dolayı üniversitemiz açısından. Hepinizin bildiği üzere üniversitelerin ana görevi eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerini yürütmektir. Ancak üniversitelerin ülke ve toplum menfaatlerine olan her konuda çalışma yapma, fayda oluşturma, bilgi üretme ve öncü rol üstlenme gibi görevleri de bulunmaktadır. Bütün bunlara ilaveten milli konulardaki hassasiyetler de her zaman ön planda tutulmaktadır. Kıymetli davetliler, bundan yaklaşık 2 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar Beyefendi'yi Başbakanlığı döneminde üniversitemizde misafir ederek Zat-ı Alilerinin verdikleri konferanslar kapsamında paylaştıkları değerli bilgilerden faydalanmıştık. Bu kapsamda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum. Bugün de Zat-ı Alilerini Cumhurbaşkanı sıfatıyla üniversitemizde bir kez daha ağırlamanın ve beraberinde Fahri Doktora tevcih edilmesinin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Davetimizi kırmayarak bizleri onurlandırdıkları için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Dost ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
bizler için ve milletimiz için son derece önemlidir. Her iki ülkenin dostluğu ve kardeşliği sonsuza dek sürecektir. Konuşmama son verirken, Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını gururla dalgalandıran ve yakın zamanda geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Dağcı Birkan Uzun'a ve bugün 98. doğum yıl dönümü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bekası için hizmeti geçen ahirete irtihal etmiş olanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadelerinizle üniversitemizce tarafınıza tevcih edilen Senato kararını okumak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a Kayseri Üniversitesi Senatosu'nun 14 Temmuz 2021 tarih 2021-017-11 sayılı kararı ile ekonomi ve finans alanlarında, iş hayatında ve bürokraside, siyasi hayatında ve çalışmalarında ve devlet adamı olarak başta bu ilgili alanlar olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüksek menfaatlerini korumak için gösterdiği gayretleri, Kıbrıs Türk'ünün uluslararası toplum nezdinde muhafazası, Doğu Akdeniz jeopolitiğinde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası çıkarlarını her platformda savunması, sadece Kıbrıs Türk'ünün değil, tüm Türk dünyasının yüksek onur ve menfaatlerine yaptığı vurgu ve Türk milletinin uluslararası alandaki saygınlığına yaptığı hizmet ve katkıların takdir ve teşekkür ifadesi olarak Türkiye Cumhuriyeti 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 14. maddesi B fıkrasının 5. bendi gereğince uluslararası ticaret ve lojistik alanında Fahri Doktora ünvanı tevcih edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, cübbe giyimi ve diploma takdimi için zat-ı halinizin kürsüye teşriflerinizi arz ediyorum. Saygılarımla. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Doktor Sayın Ersin Tatar'a cübbeleri giydirildi ve şu anda Fahri Doktora belgeleri takdim ediliyor. Mavi Vatan'da Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin rolü konulu konuşmalarını yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Doktor Sayın Ersin Tatar'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, değerli Belediye Başkanı, Sayın Rektör, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli komutanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bana eşlik eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanları, değerli misafirler, değerli öğretim görevlileri, değerli öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensupları, beni böyle sıcak bir karşılama için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten 2 yıl önce başbakan olarak burada yine bir konferans vermiştim ve Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız o günlerde Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çeşitli beklentiler vardı.
aday olacak mısın, olmayacak mısın? Kısmet dedik, aday olduk, kazandık, Cumhurbaşkanı olduk ve şimdi de Fahri Doktora ünvanı sizden almak için burada sizlerle beraberim. Bu da tabii ki benim için bir onurdur, bir mutluluktur. Çünkü gerçekten baktığımızda milletimizin tarihine Kayseri denildiğinde Kayseri tarihtir, Kayseri milletin bekasıdır, Kayseri sanayi bölgesidir, Kayseri ekonomidir, Kayseri ticarettir, Kayseri başarıdır, Kayseri güzelliktir, Kayseri zenginliktir. Dolayısıyla burada sizle de olmak benim için büyük bir mutluluk. Ve şunu da belirteyim ki 1571'den sonra Osmanlılar, bizlerin ataları 1571'de 80 bin şehit vererek Kıbrıs'ı fethettikten sonra Kıbrıs'a Türkiye'mizin, o zaman Osmanlı Devleti'nin çeşitli bölgelerinden insanlarımız gidip yerleşmiş ve Kayseri'den de çok sayıda insanımız gitmiş ve yerleşmiş. Ve bizlerin 3. Cumhurbaşkanı Doktor Derviş Eroğlu'nun ataları buradandır. Hatta hala daha burada akrabalar olduğunu söylemektedir. Ve aynı zamanda yine Kıbrıs kökenli olan Alparslan Türkeş'in de ataları Kayseri bölgesindendir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, işte Kıbrıs Türk halkının mücadelesine baktığımızda biz bu mücadeleyi Osmanlı torunları olarak Osmanlı Devleti'nden aldığımız o emaneti bütün dünyayla paylaşabilmek, mücadelesini verebilmek ve Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk varlığını sürdürmek için verdiğimiz bir mücadeledir. Ve 1571'de o zaman atalarımız oraya yerleşirken ilk yapılan iş Kıbrıs Türk Vakıflar Kurulu'nu kurmaktır. 1 Ağustos 1571'de Kıbrıs Vakıflar İdaresi kurulur ve o günden sonra adada gerçekten Osmanlı idaresinin, Osmanlı yönetiminin her türlü o zamanın kurallarına göre yaptığı bir takım gelişmelerle adaya mühürümüzü vuruyoruz ve 307 sene kesintisiz Kıbrıs adası Osmanlı tarafından yönetilmiştir. 1571'de adaya gidildiğinde elbette bir nüfus vardı. O nüfusun yapısına baktığımızda, tarih kitaplarını araştırdığınızda görülecek ki Lüzinyanlar, Maronitler, Ermeniler, farklı farklı ırklardan gelen insanlar, belki biraz Rum ve Yunanlı da vardı. Ama Rum ve Yunanlıların iddiaları esas itibariyle daha sonra tezahür eder. Bizlerin Osmanlı İmparatorluğu ile bağları ve zaman zaman nüfusun artması, zaman zaman azalması, Osmanlı Devleti'ndeki ihtiyaçlara göre, oradaki akımlara göre gitmişiz, gelmişiz. Gitmişiz, gelmişiz. Ama Kıbrıslı Türklerin tarihinde en acı gün, hep kitaplarda yazar, hatta çocuklu yıllarımızda o günleri yaşayanlar da söylerler. 1878'de o zamanın zorlanan şartlarına bağlı olarak adanın İngiltere'ye kiralanması ve Osmanlı askerlerinin adadan çekilmesi, Türk bayrağının gönderden inmesi ve yerine İngiliz bayrağının çekilmesi, işte o Kıbrıs Türkler için, o zaman adada yaşayan bizlerin ataları için gerçekten büyük bir yıkımdı, büyük bir üzüntüydü ve o zamanın kuşağı hep acaba Türk askeri adaya ne zaman geri dönecek, ne zaman Türk bayrağı tekrar göndere çıkacak, onun özlemiyle hep yaşamışlar. O tarih bilahare tabii 1960'da Türk alayının gelmesiyle oldu. 1974'te de biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı ile oldu. Ama onlar onu göremedi. Onlar tabii belirli bir yaşta olan insanlar 1960'dan önce de ömür bıraktıkları için o sevinci hiç yaşayamadılar. Hep Türkiye'nin özlemiyle hayatlarını geçirdiler. Benim rahmetli dedem Hüseyin Zihni Tatar Poliköy'ünde, o da çok Türk milliyetçisi, Türkiye'yi seven bir kişi ama hayatında Türkiye'ye gelememiş. Çünkü bağlar kopmuş ve bir arsa satmış, bir radyo almış, Ankara Radyosu'nu dinlesin diye. Yani Ankara Radyosu ile Türkiye özlemini ve muhabbetini o şekilde yaşayan bir kişi, işte bir örnek olarak ne kadar aramızda duygusal, ne kadar aramızda manevi bağların olduğunu ve bir halkın, bir milletin bu özlemle hep yaşamını sürdürebilmesi, gerçekten Kıbrıs Türklerin tarihinde bizlerin atalarımızdan aldığımız emaneti, namusu, milletin bekasını sürdürebilmek için, yaşatabilmek için ne kadar kendi kendimize bir bakıma and içmiş
ve o andın yerine getirilmesi için halk olarak, bir toplum olarak ezildik, kakıldık, itildik ama hep ayakta durmasını bildik ve başardık. Çünkü hep kuzeye baktık, Toroslara baktık, Türkiye'ye baktık, Anadolu'ya baktık. Ve o zor yıllarda Osmanlı Devleti'nin bıraktığı nüfusun bir kısmı geri Anadolu'ya geliyor. Çünkü İngiliz yönetiminde yaşamak istemiyor. Hatta İngiltere o zaman diyor ki ya İngiliz pasaportu alacaksınız ya da Osmanlı pasaportunu tutmak istiyorsanız geriye siz Anadolu'ya gideceksiniz diye seçenek veriyor. Ve çoğu insanımız geri Anadolu'ya geri geliyor ve nüfusumuz azalıyor. Ama kalan nüfus hep direniyor, hep mücadele ediyor. Ama işte İngiliz yönetimi döneminde Rum-Yunan ikilisinin oradaki etkinliği öyle ve böyle artmaya başlıyor. Çünkü bir taraftan Yunanistan ve onların akrabaları Hristiyan dünyasının Kıbrıs'a verdiği önem. Çünkü 1571'de bizlerin ataları Kıbrıs'ı fethettiğinde o büyük coğrafyada Kıbrıs her zaman esasında 1571'den evvel Arap akınları vardı. Hazreti Muhammed'imizin halası, Hala Sultan'ın Kıbrıs'ta şehit düşmesi vardı. Çünkü Kıbrıs gerçekten cevher niteliğinde o kadar değerli bir ada. Akdeniz'de o ticaret yollarının kesiştiği noktada her zaman değeri artan ve kıymeti çok olan bir ada. Bütün o zamanın ülkeleri ve imparatorlukları Kıbrıs'ı ele geçirmek için mücadele verirler. En sonunda dediğim gibi Lusinyalılardan sonra Venedikler, Venediklerden sonra da Osmanlılar. Ama İngiltere'ye kiralanmasıyla artık yeni bir dönem başlar ve Rum Yunan Hristiyanlar ve Yunanistan'ın büyük Yunanistan hayali, büyük Yunanistan yaratma hedefiyle Kıbrıs'a Rum Yunan ikilisi nüfus aktarırlar. Ve 1700'lerden sonra bakıyoruz ki Rum ve Yunanlılar Kıbrıs'ta Türklerden daha fazla bir nüfus oluştururlar. Ve İngiliz sömürge yönetiminde papazlar, Hristiyanlar ve kilise özellikle bir an evvel İngiltere'nin Kıbrıs'tan ayrılmasını ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını talep ederler. Enosis akımları, Akritas planı ve Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar giderek artar. Elbette İngiltere tarafsız durmaya çalışır. Çünkü 1907 yılında Winston Churchill, o zamanın İngiltere Başbakanı, Kıbrıs'ı ziyaret ettiğinde şöyle bir açıklama yapar. Larnaka'da. Diyor ki evet siz buranın Yunanistan'a bağlanmasını istersiniz ama bizim Osmanlılarla sultanla bir anlaşmamız var. Biz burada geçici bir noktada ve burada yaşayan halkın huzuru ve selameti için o şekilde bir yönetim anlayışıyla o şekilde sultana söz vererek buraya geldik. Nasıl olacak şimdi İngiltere adadan ayrılacak ve adayı Yunanistan'a terk edecek? Söz konusu olamaz şeklinde Winston Churchill'in açıklaması vardır Larnaka'da 1907 yılında. Ama Rum ve Yunanlar durmuyor. Sürekli olarak Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için hep mücadelelerini kendilerine göre sürdürürler. İngiltere'ye yönelik bir takım tepkiler ama aynı zamanda Kıbrıs'ı Türkleri adadan göç ettirmek için her şeyi, her türlü saldırıyı da yaparlar. Ve 1930'lu yıllarda bunun dozu artar. Dozu arttık sonra tabii Kıbrıs Türkler adadan göç etmeye devam eder. Ama bizlerin ataları orada ilk önce Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulması, ada çapında ve satında örgütlenme ve Türkiye'nin de silah desteğiyle Kıbrıs Türk halkı mücadelesini 1930'lu yıllarda, 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda hep devam ettirir. Doktor Fazıl Küçük, bizim özgürlük ve bağımsızlık liderimiz, o 1937 yılında adaya döndüğünde kendisini mücadelenin içerisinde bulur. Onun hep söylediği, biz Türkiye'yi yanımıza alabilirsek, Türkiye'yi Kıbrıs meselesinin içine çekebilirsek ancak burada varlığımızı sürdürebileceğiz. Aksi takdirde sonumuz hazin olur. Burada yaşamımızı sürdürmemiz mümkün olmaz. Çünkü karşı tarafta Yunanistan sürekli olarak İngiltere ile diyalog, bir an evvel Türkiye'nin buradan dışlanması ve Yunanistan'a bağlanması için 1950'li yıllarda Birleşmiş Milletler nezdinde Yunanistan ve Rumlar teşebbüs ederler. Oralarda toplantı çağırırlar. O zaman Türkiye'nin liderleri 1955 yılında özellikle Adnan Menderes, merhum başbakan ve merhum
Dışişleri Bakanlığı o zaman Fatih'in Rüştüzoğlu, onların Doktor Fazıl Küçük'e ve Rauf Denktaş'a onların söylediklerine önem vererek Türkiye'ye müdahil olmaya başlar. 1955'ten önce Türkiye daha fazla İngiltere ile ilişkilerinin zarar görmemesi adına biraz dikkatli davranır. 1955'ten sonra durum değişir ve Türkiye işin önemini anlamaya başlar ve Türkiye ağırlığını koyması ile artık Kıbrıs'ta yeni bir statü olacaksa, durum değişecekse mutlaka Türkiye'nin de garantör bir ülke olması noktasında ısrarını devam ettirir. Çünkü 1878'de az önce ifade ettim, İngiltere'ye kiralanırken o kira sözleşmesinin ilk maddesi şöyle diyordu: İngiltere adadan ayrıldığı takdirde Kıbrıs sahibine iade edilir. Sahibi kim? Osmanlı Devleti veya onun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti. Ama işte Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Almanya'nın savaşı, Türkiye'nin ve Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında yer alması ile İngiltere bunu fırsat bilerek Kıbrıs'ı maalesef kira sözleşmesine rağmen hiçbir bedel ödemeden Kıbrıs'ı ilhak eder. Ve 1923'te Lozan Anlaşması'nda bu ilhak bir bakıma teslim edilmiş olur. Fakat Lozan Anlaşması'nın 16. maddesinde, ki burada Sayın o zaman Başbakan İsmet İnönü ve tabii ki onu orada destekleyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de büyük bir vizyonu ve geleceğe gerçekten büyük bir bakış açısıyla 16. maddede şöyle diyor: eğer Kıbrıs'ta ileride bir statü değişikliği olursa mutlaka bu değişimde Türkiye Cumhuriyeti'nin de söz hakkı olması gerekmektedir. Ve dolayısıyla 1923'te Lozan Anlaşması'ndaki 16. maddeye bağlı olarak 1960 anlaşmalarında Türkiye bir garantör ülke olarak Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması'na şahitlik eder ve altında imzası vardır. Dolayısıyla 1960 yılında İngiltere Kıbrıs'tan ayrılırken Kıbrıs'ta iki ayrı halkın olduğunu, Kıbrıs Türkler, Kıbrıs Rumlar ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni oluşturan iki ayrı halk ve bu iki ayrı halkın da egemenlik hakları olduğunu ve bu kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantör ülkesinin bir tanesi de Yunanistan, İngiltere'nin yanında Türkiye Cumhuriyeti de olduğu orada artık tescil edilmiş olur. Bu tabii ki çok önemliydi. Çünkü 1955'ten sonra Türkiye meseleye ağırlığını koymasa, müdahalesini yapmasa ve direnmese gerçekten İngiltere çok kolaylıkla Kıbrıs'ı Yunanistan'a terk edebilirdi. O zaman da bugün Kıbrıs Ege adalarından sonra, Girit'ten sonra, Rodos'tan sonra onlara göre 13. ada olarak bir Yunan adası ve haliyle Yunanistan ve etraftaki adalar ve denizlerle büyük Yunanistan hayalleri de gerçek olacaktı. Hem Enosis gerçekleşecekti, hem büyük Yunanistan gerçekleşecekti ve bırakınız Kıbrıs Türk halkının yok olmasını, Türkiye'yi de tabii ki saracaklar ve Türkiye'nin denizlere, açık denizlere çıkış yollarını ve o zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1937 yılında subaylarına yaptığı konuşmada, beyefendiler dikkat ediniz Kıbrıs adasına, Kıbrıs düşman eline geçerse Büyük Anadolu'nun, Türkiye'nin denizlere çıkış yolu, ikmal yolları hep kapanmış olur, büyük bir sıkıntı olur bizler için de demiştir. Dolayısıyla Kıbrıs'taki mücadele sadece Kıbrıs Türk halkının mücadelesi değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin de bir meselesidir. Çünkü ben hep siyasetinde ve ortaya koyduğum ilkeler ve savunduğum politika hep 1571'den başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle oradaki mücadelemizin sürdürülmesi ve uluslararası anlaşmalardan doğan Türkiye Cumhuriyeti'nin de hakları ile orada biz pozisyonumuzu, varlığımızı ve statümüzü bugünlere kadar getirebildik. Hep bunları zaten biliyoruz. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, tarih okuyanlarımız Kıbrıs'ta neyin ne olduğunu herhalde bilirler. Fakat işin bir de siyasi tarafı vardır. Çünkü sürekli olarak dış güçler Kıbrıs'ta işleri karıştırmaya çalışıyorlar. Karıştırmaya çalışıyorlar çünkü kendilerine göre burada bir medeniyetle çatışması vardır. Kendilerine göre Kıbrıs hiçbir zaman Osmanlıların, Türkelilerin, Türklerin olmamıştır, olmaması lazımdır. O Batı medeniyetine ait bir ada parçasıdır. Ona göre bir anlayış, ona göre bir beklenti
ve 2004 yılında Annan planından sonra bildiğiniz gibi bizlerin evet demesi, onların hayır demesine rağmen tek taraflı olarak hiçbir hukuku dinlemeden hukuksuzluğun daniskası yapılarak Kıbrıs adasını Avrupa Birliği'ne alıyorlar. Ve tabii ki buradan artık iş daha da karışıyor. Anlatacağım. 1960 anlaşmasından sonra Kıbrıs'ta bir barış ve uzlaşı havası esmeye başladı. Ama biz biliyorduk. Kıbrıs Türkler biliyordu ki Rumlar samimi değillerdi. Nitekim o zaman Cumhurbaşkanı ilan edilen Makarios, Archbishop Makarios, Kıbrıs'a dönmeden önce daha Londra ve Zürih anlaşmalarında attığı imzanın mürekkebi kurumadan diyordu ki bu sadece ve sadece Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanabilmesi için bir aşamadır. Bir sıçrama tahtasıdır. Çünkü bizim niyetimiz Kıbrıs Türklerle eşitlik temelinde bir yaşam sürdürülmesi değil. Bizim niyetimiz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni başarıya götürmek değil. Bizim niyetimiz İngiltere'den kurtulmak ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. Ve 3 yıl bile sürmeden Türklere gerçekten büyük saldırılar başlar. Kanlı Noel'leri hepimiz biliyoruz. Binbaşı İlhan'ın evlatlarını ve ilk eşini nasıl katledildiğini biliyoruz. 103 köyden Kıbrıs Türklerin nasıl kovulduğunu, Kıbrıs Türklerin köylerinin nasıl yakılıp yıkıldığını ve Kıbrıs Türklerin 1960'lardan 74'lere kadar çadırlarda gelirsiz, kaynaksız, ilaçsız, her türlü mağduriyetle o zor şartlarda nasıl direndiklerini bütün Türkiye bilir. Türkiye 1964'te gemilerini çıkartmak için hazırlığını yaparken Amerika'nın meşhur Johnson mektubu geldiğinde Sayın İsmet İnönü, o zaman başbakan, ne demiştir? Biz Kıbrıs'taki katliamlara, Kıbrıs'taki soydaşlarımızın katliamlarına seyirci kalamayız demiştir. Ve o mektupları okuduğumda gerçekten Türkiye'nin, Anadolu'nun, Türk hükümetlerinin ne kadar Kıbrıs meselesine hakim olduklarını, Kıbrıs'ın Türkiye için ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu ve Türkiye'nin hiçbir zaman Kıbrıs'ı kendi kaderine terk etmeyeceğini orada gerçekten ayrıntılarıyla görebilirsiniz. Dolayısıyla hep bu zahmetli süreçleri en iyi şekilde takip eden ve Kıbrıs'taki liderlik, Rauf Denktaşlar, Doktor Fazıl Küçükler ve daha niceleri, onların ekipleri hep o direniş yıllarında Türkiye ile bağlarımızı her geçen gün zorluklara rağmen güçlendirmeye ve Türkiye'nin Kıbrıs'ı daha iyi anlaması için gerçekten çok büyük bir takım iletişim kanalları kuruluyor ve ona göre Türk kamuoyu ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır, ya Taksim ya ölüm gibi haykırışlarla o zamanın öğrencileri, o zamanın insanları büyük bir hassasiyet, büyük bir duyarlılık ve milli duygularımızın uyanışıyla Kıbrıs'a sahip çıkmak. Ve bugün esas itibariyle az önce Sayın Rektörümüz de söyledi, Rauf Denktaş kurucu Cumhurbaşkanımızın doğum günü 27 Ocak 98 yaşında olacaktı. Aynı zamanda da Kıbrıs'ı Türklerin İngiltere yönetimindeki Kıbrıs'ta uyanışı. 27-28 Ocak 1958'de Kıbrıs Türkler sokaklara döküldüler. Çünkü o zaman Türk bayrağını görebilmek, Türk bayrağını dalgalandırmak yasak. Ve o kadar özlem oluyor ki Yunanlıların, Rumların o taraftaki gösterileri bahane, ama bizim insanlarımız, bizim gençlerimiz, bizim kadınlarımız sokaklara dökülürler ve Türk bayraklarıyla yürümeye başladılar. Ve İngiliz askerleri saldırıya geçerler ve o gün tam bundan 64 yıl önce 8 şehidimiz oluyor o gün. Bugün bütün gazetelerde bunun haberi var. Her yılda tabii ki bunlar tekrar tekrar açıklanır, detaylar gençlerle, öğrencilerle paylaşılabilir. Dolayısıyla böyle bir süreçten sonra Kıbrıs Türk'ü Türkiye'nin buradaki hassasiyeti itibariyle direnmeye devam eder. Kanlı Noel'den sonra Erenköy hadiseleri yaşanır. Erenköy bölgesinde 3-4 bine yakın insanımızın saldırılarda katledilmesi için Rum Yunanlılar harekete geçtiğinde ve o köyleri abluk altına aldığında dünyanın çeşitli bölgelerinden ve Türkiye'den tüm Kıbrıs Türkler öğrenciler geri adaya dönerler. Ve orada 2 yıl büyük zorluklar içerisinde mücahitlik yaparlar. Ama esas gün 8 Ağustos 1964 Cengiz Topel, mekanı cennet olsun, uçağı ile taarruza geçer. Ve işte Türkiye'nin garantörlük anlaşması ile
oradaki mücadeleye katılabilmesi, uçaklarla o teröristleri, EOKA'cıları, çetecileri püskürtebilmesiyle oradaki Türklere büyük bir cesaret gelir. Ve o cesaretle o yıllarda direnmeye devam ederiz. Ama çok şehitler verdik, çok acılar yaşadık. Ne çocuk dinlediler, ne genç dinlediler, ne ihtiyar dinlediler. Canlı canlı insanlarımızı bile yaktılar ve bu şekilde soykırımlardan geçen Kıbrıs Türk halkı direnmeye devam etti. Ve 1974 Kıbrıs Barış Hareketi ile Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuşuyor. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan'daki junta askeri idare ile Güney Kıbrıs'taki EOKA'cılar ve bir takım teröristler Samsun önderliğinde Makaros'u bile deviriyorlar. Makaros'un siyaseti yavaş yavaş Türkleri göç ettirmek. Yavaş yavaş Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bir Rum Cumhuriyeti'ne dönüştürmek. Bunlara göre yavaş yavaş olmaz. Derhal Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için Makaros'u darbe yaparlar. Makaros'u indirirler ve o gece Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni ilan ederler. İşte Türkiye o zaman bizlerin çağrısı üzerine ve tabii ki uluslararası bir takım temaslar yapmak suretiyle Türkiye 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'a askerini gönderir. Mehmetçik adadadır. Ve artık iki bölgelilik. Ve artık Kıbrıs Türk Devleti, Kıbrıs Türk Otonom Devleti, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve 1983'ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile artık Kıbrıs'taki haklarımız, Kıbrıs'taki hukukumuz, Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı, bütün bunların temelleri o şekilde atılmış olur. Dolayısıyla bu coğrafyada Doğu Akdeniz'de 1571'lerden beridir sürdürülen bu mücadelede Türkiye, Anadolu ve bizim milletimizin ulusal çıkarları ve tabii ki milli beklentileri de bir bakıma yerine getirilmiş olur. Çünkü o günden bugüne Türkiye'de güvenliği için fevkalade önemli olan Kıbrıs'ta söz sahibidir. Orada askeri vardır, orada varlığı vardır ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı da barış ve huzur içerisinde korkusuz güvenlikle hayatına devam ederken aynı zamanda da Türkiye ki İskenderun'dan Ege Adaları'na kadar 2000 kilometreden daha uzun bir sahil şeridiyle ve Kıbrıs Adası'ndan sadece 40 mil uzaklıkta bütün bu jeopolitik, jeostratejik ve mavi vatanda şu anda her gün söylemekte olan hem kıta sahanı, hem deniz yetki alanları, hem ekonomik münhasır bölge, hem göklerde ve hava sahasındaki hakimiyetimiz ve etkinliğimiz elbette büyük Türkiye için, büyük Türk milleti için fevkalade çok değerli, çok kıymetli kavramlardır. Bunlara sahip çıkmak, Doğu Akdeniz'deki hakkımızı, hukukumuzu hem stratejik bakımdan, hem askeri bakımdan, hem gerçekten söylenildiği gibi hidrokarbon zenginliklerinden payımızı alabilmek, hakkımızı koruyabilmek, ileride belki yıllarca gaz ve enerji ihtiyaçlarımızı karşılayacak o zenginliklere sahip çıkma adına şu andaki politika, şu andaki Doğu Akdeniz'deki duruşumuz, pozisyonumuz ve egemenlik mücadelemiz çok önemlidir, çok değerlidir. Şimdi Kıbrıs'ta 1974 Barış Harekatı'ndan sonra yıllarca federal temelde bir anlaşmak için çok çetin müzakereler yapıldı. Bunlar gerçekten yıllar aldı. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş yıllarca bu görüşmelere gitti geldi. Ama ne ortaya çıktı? Şu ortaya çıktı. Kıbrıs Rumlar hiçbir zaman Kıbrıs Türklerle eşitlik temelinde bir anlaşma için iyi niyetlerini ortaya koyamadılar. Kıbrıs Türkler iyi niyetli. Çünkü Kıbrıs'ta biz en az Rumlar kadar meşru, en az Rumlar kadar egemen, en az onlar kadar hakkımızın olduğunu iddia ederek paylaşmaya her zaman hazır olduk. Nitekim Annan planında 2004 yılında orada evet egemenlik noktasında bazı zafiyetler vardı ama bir anlaşma için Kıbrıs Türkler %65 evet diyerek fedakarlık yaptılar. Ama Rumlar o anlaşmayı bile reddettiler. %75 hayır dediler ve o anlaşma olamadı. Yani bütün dünyanın, bütün üniversitelerin, çeşitli farklı ülkelerin bütün çabalarına rağmen, bütün baskılarına rağmen, bütün yoğunluğa rağmen kapsamlı olarak epey bir zaman hazırlığını yapılan anlam planına Rumlar hayır demesiyle artık esas itibariyle o günden sonra Kıbrıs'ta ortaklık temeline
dayalı bir anlaşmanın olamayacağı da artık açığa çıkmış oluyordu. Ve elbette bizlerin Avrupa'nın dışarıda bırakılması, Rumların yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne tek taraflı alınması da esasında büyük bir hukuksuzluktu. Çünkü Annan Planı'na hayır diyenler mükafatlandırılıyor. Annan Planı'na evet diyen Türk tarafı bir bakıma cezalandırılıyor. Çünkü hem Avrupa Birliği'nin dışarında bırakıyor hem de o zaman size bize evet derseniz izolasyonlar, ambargolar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi üzerinde olan bir takım ciddi engellemeler, direkt uçuşlar gibi bunların kaldırılacağı yönünde verilen sözler de hiçbir tutulmuyor. Ve bunlara bize cevap verecek muhatap da yok. Yani kime soracaksınız, ne cevap alacaksınız? Muhatap yok. Bu kadar bize göre eşitsizlik, bu kadar bize göre adaletsizlik, bu kadar bize göre çifte değil üçlü standartlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, kitabında da yazdığı gibi, esasında güçlü olan değil, haklı olanın güçlü olması lazım. O şekilde yeni bir dünya düzeni esas itibariyle insanlığın özlemidir. Çünkü beşliğin yönettiği bu dünya düzeninde kendilerine göre, kendi çıkar ve menfaatlerine göre bir takım dengeler, bir takım ona göre düzenlemeler yapılmak suretiyle işte mazlum milletler, mağdur milletler ve gerçekten hakkını hürriyetine saygısızlık yapılan bizim gibi insanlar dünyada da çoğalmaktadır. Ama ben hep zaman söylüyorum Kıbrıs'ta. Biz Türkiye'nin desteğiyle bu varlığımızı Kıbrıs'ta sürdürebildik. Çünkü buradaki nüfus itibariyle bizlerin o kadar belli ki önemi yok. Ama Türkiye ile birlikte bu müzakere masalarında teraziye baktığımızda jeostratejisiyle, jeopolitiğiyle, Doğu Akdeniz ile Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkı aktördür. Biz kendi başımıza maalesef bu haksızlık düzeninde aktör olamadık. Çünkü insan yerine konamadık. Koymadılar. Koymamaya da devam edelim. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte beraber hareket ettiğimizde işte o zaman aktör oluyoruz. Hakkımızı, hukukumuzu da anlatabiliyoruz. Onun içindir ki ben Cumhurbaşkanı seçildikten sonra zaten başbakanken de ondan evvel de siyasi hayatımda hep ben iki devleti savunmuşumdur. Çünkü federasyonla bir yere gidilemeyeceğini, federasyonla özellikle onların tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne alınmaları ile esas itibariyle oynanan oyun çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve her ne kadar da bir anlaşmada belki iki bölgelilik denilse de iki toplumluğu, iki bölgeli federasyon denilse de Avrupa Birliği'nde sınır olmadığı için, Avrupa Birliği'nde yerleşmede bir sınır, bir hudut olmadığı için, sermaye hareketleri serbest olduğu için ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti de Avrupa Birliği'nde olmadığı için zaten bütün bu müzakere süreçlerinde onu görüyoruz. Son olarak Krans-Montana'da 2017 yılında bir anlaşma noktasında gelindi gibi oldu. Anastasiadis derhal şart koştu Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na. Bu anlaşmayı imzaladığımız gün Türkiye sıfır asker, sıfır garantiyi kabul edecek. Yani Türkiye garantör olmaktan vazgeçtiğini ve Türk askerini ordusunu da Kıbrıs'tan çekeceğini aynı gün kabul edecek. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü onu kabul ettiğiniz gün biz bu davayı kaybetmiş oluruz. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde onların bütün niyetleri kendi otoritelerini kuzeye dayamak. Çünkü kendilerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti yoktur. Kendilerine göre Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakları yoktur. Kendilerine göre tek otorite vardır. Tek egemen nüfus vardır. Tek egemen halk vardır. O da Rumlardır. Arkalarında da Yunanistan, arkalarında da Avrupa Birliği ve dolayısıyla öyle bir düzenleme, öyle bir macera Türklerin yok oluş noktasında öyle bir tehlikeli sürece ve Türkiye'nin de ayrılması ile dışlanması ile Doğu Akdeniz'deki bütün hakimiyetimizi, bütün haklarımızı, hukukumuzu kaybetme noktasında öyle bir dayatma, öyle bir empoze çözüm. Böyle bir şeyi bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla biz direnmeye devam edeceğiz. Yeter ki Türkiye bizim arkamızda dursun. Hamdolsun ki Türkiye'deki siyaset de o şekilde gelişmiştir. Artık Kıbrıs'ta Türklerin ve Türkiye'nin de hakkı hukuku Kıbrıs'ta iki devletlik. Yani yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet. Böyle olduğunda bizlerin de egemenliği elbette ilelebet devam eder. Bizlerin egemenliği ilelebet devam ettiği sürede biz de Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerimizi istediğimiz gibi geliştirmeye devam ediyoruz. Çünkü 1974'ten sonra
Kıbrıs'ın yapısına baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsüne ve bütün yaptığı işlere baktığımızda gerek turizmde, gerek üniversitelerimizde, yüksek öğrenimde, gerek Astrım projesi dediğimiz işte bu Toros dağlarımızdan, bu karlardan süzülen barajlara akıdan suyun 75 milyon metreküp su Türkiye Kıbrıs'a Girne sahillerine akıtılması Astrım projesi dediğimiz büyük proje ve bunu biz başardık. Bu suyu oraya götürebildik. Bu su ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarımı, ziraatı da gelişmiştir. Ona göre oradaki nüfusun beklentileri, oraya giden turistler, oraya giden öğrenciler çok daha fazla nüfusu destekleyebilecek bir ekonomik yapı da ortaya çıkmıştır. Sanayi bölgeleriyle, ticaretiyle, her türlü hizmetler sektöründeki başarılarıyla. Dolayısıyla Türkiye'nin yakınlığı, Türkiye'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi de bir yere gelmiştir. Bu pandemi döneminde bazı sıkıntılarımız olmuştur, olmaya devam ediyor ama inşallah yavaş yavaş bu pandemiden geçtikten sonra yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatırımlar artacak ve ona göre Kıbrıs Türk halkına daha fazla refah ve daha fazla umutlu bir gelecek vaat etme noktasında olacağız. O bakımdan biz direnmeye devam ediyoruz. Şu anda belki bizi tanımıyorlar ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerçeği Kıbrıs'ta iki ayrı halk oldu. Kıbrıs'ta 60 yıldır yan yana yaşayan iki devlet oldu. Kıbrıs'taki Türklerin dili, dini, örf ve adetleri, tarihi, kültürü, bağlantıları, beklentileri çok farklı oldu. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmalarına da bakıldığında iki ayrı halktan bahsettiği, iki ayrı halkın egemenlik hakları olduğunu bahsetmekte olduğu, dolayısıyla uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyabilmek ve ona göre bu yapıyı güçlendirmek bizlerin görevidir. Haliyle tanınma elbette bir gün gelecek. Çünkü dünya gözlerini bu gerçeğe kapayamaz. Kıbrıs'taki gerçekler böyle tecelli etmiştir, böyle gelişmiştir. İki ayrı yapı vardır. Bu iki ayrı yapıyı bir araya getirebilmek, birleştirmek ve ona göre bize dayatma bir çözümle bizleri ve bizlerin bağlarını Türkiye Cumhuriyeti'nden kopartmak asla bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Dolayısıyla böyle olmayacaktır. Olmaması için de biz sonuna kadar egemenlik haklarımızın direnmesiyle sonuna kadar bu mücadeleyi götürmek durumundayız ve onu yapıyoruz. Dolayısıyla kendi halkımıza da bazı sıkıntılarımız olabilir. Bazı bizim kendi insanlarımızı da birileri yanlış yerlere çekmeye çalışabilir. Çünkü işte biz Avrupa Birliği'ne girebilirsek, Rumlarla bir anlaşma yapabilirsek o zaman gelecek hepimiz için daha güzel olacak. Ekonomik olarak çok daha hızlı kalkınacağız noktasında bir takım bana göre fevkalade tehlikeli, fevkalade samimi olmayan bir takım yaklaşımlar vardır sürekli olarak. Bunlar eminim siz de hep takip ediyorsunuz. Ama bizim için önemli olan kısa günün karı değil. Bizim için önemli olan uzun vadede milletin bekasıdır, egemenliğimizdir, varlığımızdır, onurumuzdur, şerefimizdir, haysiyetimizdir ve Kıbrıslı Türkler olarak varlığımızı sürdürebilmektir. Bunun için de bizlerin Türkiye Cumhuriyeti ile ana vatanımızda bağlarımızın her zaman olduğu gibi devam ettirilmesi hatta bu iletişim dünyasında daha da yoğunlaştırılması gerekmektedir. Bu şekilde bir yapı, bu şekilde bir vizyon, bu şekilde bir anlayış bizim vizyonumuz budur. Bizim vizyonumuz daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Doğu Akdeniz'de gerçekten milletimize, geçmişimize, tarihimize aldığımız emanetin daha iyi bir noktaya götürülmesi için bizim fedakarlıklarımız, ödediğimiz bedeller, yaptığımız mücadeleye yakışır bir şekilde devletimizi güçlendirmek ve Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının en az Rumlar kadar devlet sahibi, egemenlik sahibi ve dolayısıyla kendi haklarımızı, hukukumuzu korumamız bakımından o statüyü yakalayabilmemizdir. Bugünlerde işte Kıbrıs'ta güven artırıcı önlemler noktasında güya Rum tarafından bize bir takım öneriler gelecek. Öneriye baktığımızda Maraş'ı iade ediniz. Birleşik Devletler Nezaretinde de Ercan Havalimanı'nın belki direkt uçuşlara açılabileceği söylenmektedir. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Maraş açılımı bu yeni siyasetimizin, iki devletli siyasetin çok önemli bir bacağıdır. Maraş 47 yıldır kapalı olan ama esas itibariyle konuşmamın başında da söyledim. 1 Ağustos 1571'de kurulan Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi'ne ve onun vakıflarına ait
Abdullah Paşa Vakfı, Lala Mustafa Paşa Vakfı, Bilal Ağa Vakfı'na ait olan bir bölgeydi. Ama İngiliz sömürge yönetimi döneminde hep peşkeş çekilmiş, vakıflar idaresinin tüzüklerine, hukukuna aykırı bir şekilde bir takım yabancılara bu mallar, mülkler verilmiş. Onlar da bu otelleri, evleri üzerine yapmışlar. Ama 1974'ten sonra orası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Sınırlar içerisinde olduğu için bizlerin egemenliğinde ve 47 yıl sonra bizim Maraş'ı açmamızla artık Maraş'ta hayat başlayabilecektir. Başlamıştır. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek ekonomisine, gerek turizmine Maraş büyük hizmet etmektedir. Şimdiye kadar pandemi koşullarına rağmen 400 bine yakın insan Maraş'ı ziyaret etmiştir. İnşallah pandemiden sonra çok daha yoğun orada bir hareket olacaktır. Ve orası milli değeri olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok şeyler katacak olan ve Doğu Akdeniz'deki bu mücadelemizde bizler için çok önemli bir adım olan, o şekilde bir potansiyel olan fevkalade değerli bir siyaset ürünüdür. Ben meseleye böyle bakıyorum. Dolayısıyla ne münasebet Maraş iade edilecek ve biz de Ercan'ı, kendi havalimanımızı Birleşik Devletler nezaretinde direkt uçuşlara açacakmışız. Tabii bunun teknik olarak değerlendirmesinde gerek diplomatlar, gerek müzakereciler şöyle diyecekler. Bu bir kere egemenliğinizden fedakarlıktır. Yani siz Rum Cumhuriyeti'ne bir bakıma egemenliğinizden ödün vermeniz demektir. Bu da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünü zayıflatan bir gelişme olur. Türkiye'nin de böyle bir şeye sıcak bakacağına hiç düşünmem. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Kıbrıs meselesinin özü bir egemenlik mücadelesidir. Egemenlik kavgasıdır. Kıbrıs'ta eğer bu mücadeleyi sürdürmeseydik orası çoktan elimizden alınırdı. Bir Yunan adası olurdu. Dolayısıyla biz Kıbrıs'ın kuzeyini, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türklerin devletini daha da güçlü kılmak, daha da kalkındırmak, daha da geliştirmek, oradaki halkımızın refahını artırmak suretiyle barış ve huzuru koruyabilmek ve tabii ki bizim ana vatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti ile münasebetlerimizi en iyi şekilde geliştirebilmek, ekonomik olarak, ticari olarak her türlüsüyle çağın da getirdiği nimetlerle oradaki kalkınmayı destekleyebilmek ve Doğu Akdeniz'deki pozisyonumuzu, statümüzü ve gelecekle alakalı planımızı, hukukumuzu, her türlü milli menfaatlerimizi, ulusal çıkarlarımızı koruyabilmek bize yakışandır. O şekilde bir siyaseti şu anda savunmanın elbette gururu içerisindeyim. Ve tüm Türkiye'den aldığımız destekle bizleri tabii ki fevkalade memnun etmektedir. Ben Cumhurbaşkanlığı seçildiğimde 15 ay kadar önce Kıbrıs'ta tabii ki büyük bir mücadele verilmişti. Orada çetin bir seçim yapmıştı. Ve muhaliflerin bir kısmı işte Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşü, söyledikleri, savunduğu politika bizleri temsil etmez diyenler de vardı. Ama 23 Ocak geçen pazar günü yapılan seçimlerde benim genel başkan olduğum ve başkanlığı yaptığım Ulusal Birlik Partisi'nin %40 oyla en büyük parti ve diğer küçük partilerle şu anda millet meclisimizde benim siyasetimi destekleyen milletvekillerinin sayısı %65'ten fazladır. Dolayısıyla halk oyuyla bir kez daha bizim bu yeni siyasetimizin, yani Kıbrıs'ta federal temelde değil de yan yana yaşayan iki devlet temelinde bir anlaşma için artık Kıbrıs Türk halkı böyle bir vizyona, böyle bir yeni siyasete sıcak bakmaktadır noktasında yeni seçimler bunu teyit etmiştir. Bu da beni çok mutlu etmektedir, mutlu etmiştir. İnşallah bu siyaset daha da kökleşir, daha da destek bulur. Çünkü doğru olan budur, doğru yol budur. Çünkü biz Kıbrıs'ta asla geri adım atamayız. Geri adım attığında kaybeder. Asla kaybetmemek için hep ileri bakmamız lazım. İleri gitmemiz lazım. Çünkü biz karşı tarafa çok fırsatlar verdik. Bu fırsatların hepsi tükenmiştir. Kıbrıs'ta kalıcı, adil, sürdürülebilir, kapsamlı, milli politikamıza uygun bir gelişme olacaksa yan yana yaşayan iki devletin işbirliğiyle, kurumsal işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceği şeklindeki önerilerimizi geçen Nisan ayında, 27-29 Nisan ayında 2021 yılının Birleşik Devletleri'ne sunduk ve bütün dünyayla da paylaştık. Dolayısıyla Türk hükümetiyle yakın çalışma içerisinde Türk hükümetinin, Türkiye'nin tam desteğiyle bu siyaseti savunmanın da bahtiyarlığı içerisindeyim. Çünkü konuşmamın içerisinde de söyleyeyim. Kıbrıs Türkler gücünü ve desteğini Türkiye'den almıştır. Hep öyle olmuştur. Çünkü Türkiye'nin de Kıbrıs'ta büyük çıkarları vardır.
Kıbrıs Türk halkının da tabii ki oradaki yaşamı, oradaki barışı ve huzuru çok önemlidir. Dolayısıyla örtüşen karşılıklı menfaatlerimiz orada bu pozisyonumuzu gerçekten bu şekilde, dirayetli bir şekilde sürdürmekten geçmektedir. Dolayısıyla bu duygularla sizlerle bu anlattıklarımı paylaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Bir kez daha bu üniversiteye, rektörümüze, yönetim kurullarına, bana tevdi edilen bu fahri doktora unvanının benim için çok değerli ve kıymetli olduğunu, bununla gurur duyduğumu, tüm Kayseri Üniversitesi'ne en kalbi duygularımla bunu ifade ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize sağlık diliyorum. İnşallah her şey daha güzel olur. Her şey Türkiye'miz için daha güzel olur. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inşallah daha güzel günlere hep birlikte kavuşuruz. Hepinize bir kez daha saygılar sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız var olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, üniversitemizin Cumhurbaşkanımıza günün anısına hediye takdimi olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadenizle üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından filografi sanatıyla hazırlanmış olan Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı, üniversitemizin gümüş işlemeli tabağı ve 1874 yılı Osmanlı arşivinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haritasının takdimi için Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Kurtuluş Kara Mustafa'nın sahneye teşriflerini arz ederim. Kayseri Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Doktor Ersin Tatar'a fahri doktora tevcihi töreni burada sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadenizle protokoldeki misafirlerimizi hatıra fotoğrafı çekimi için sahneye davet ediyorum. Çekiminin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş konulu Mine Kar ve Cem Kar tarafından hazırlanan fotoğrafları ve şükranlarımızı sunuyor. Protokolümüze ve siz değerli misafirlerimize de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yardım ederim diyorum.